Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi'nin son bilgilerine göre Doğu Türkistan'daki siyasi tutsakların sayısı hızla artıyor. Çocuklarına dini ilim öğretmek, cep telefonlarında dini içerik veya din alimlerinin fotoğraflarını saklamak gibi normal davranışlarda sözde terörizm ve bölücülük olarak nitelendiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi Başkanı Karakaş, Çin komünist rejimi zulüm ve baskılarını artırarak yüzlerce Uygur ailesini yok etti. Çin Komünist Partisi bir sömürgecidir ve istilacıdır. Onun Doğu Türkistan'daki tüm eylemleri yasa dışıdır. Çin'in tüm Uygurları hedefe alan baskıcı uygulamalarını her geçen gün artırarak Uygur kamuoyunda vahim ve panik oluşturması, onun istilacı olduğunun bir kanıtıdır ifadelerini kullandı. Doğu Türkistan'da camiler propaganda merkezine dönüştürülüyor. Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi'nin baskıları ve dini özgürlüğü hedef alan uygulamaları gün geçtikçe yeni boyutlar kazanıyor. Doğu Türkistan'da camiler artık Çin bayraklarıyla, komünizm sloganlarıyla bir propaganda merkezine dönüştürülmüş durumda. Askeri yetkililer küresel vuruş kabiliyetine sahip DF-31AG adlı yeni model kıtalar arası balistik füzelerle Çin'in stratejik caydırma gücünün arttığını açıkladı. Filipinlerin başkenti Manila'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesine katılan üye ülke dışişleri bakanları, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki arazi ıslahını ve askeri tahkimatını dolaylı yoldan eleştirdi. Çin'den füze savunma sistemi açıklaması. Birleşmiş Milletler Çin Büyükelçisi Liu, ABD'nin Güney Kore'ye konuşlandırdığı füze savunma sisteminin sökülmesi çağrısında bulundu. Liu, füze savunma sistemlerinin Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine bir çözüm getirmeyeceğini söyledi. ABD, Çin'de üretilen DJI dronlarının kullanılmamasını emretti. ABD ordusu yayınladığı bir iç bildiriyle Çin'de üretilen DJI marka dronların orduda kullanılmamasını emretti. Tüm ilgili birliklere iletilen emir notunun gerekçesi ise DJI marka ürünlerin bazı siber güvenlik açıklarını içermesi olarak gösterildi.